Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Trendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizleri bu güzel tığ işi hem dikdörtgen şal yapabileceğiniz hem de çeyizlik yelek modellerinde kullanabileceğiniz modelimin yapılış aşamalarını anlatacağım inşallah. Ben sizin için bir ön çalışma hazırladım ve arkadaşlar bu modeli yaparken şu şekilde ince, alize, simli, şal veya yeleklik ipi olarak da geçiyor. Onu kullandım. Fakat sizlere anlatırken anlaşılması kolay olsun diye bu şekilde normal herhangi bir daha kalın olan bir yeleklik ip ile anlatacağım. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Modelimin kurulumuna arkadaşlar zincir çekerek başlıyorum. Bu şekilde kalın bir iple de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Dikdörtgen şeklinde şal yaparak günlük hayatınızda da çok güzel kullanabilirsiniz. Zincirimi çektim. Arkadaşlar 8 tane zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. zincirimin içine sık iğne kapatarak bir kutucuk oluşturdum. 4 adet zincir çekiyorum. Ve arkadaşlar 4. zincir boşluğunun içerisine sık iğne yardımı ile kapatıyorum. 4 adet zincir çekiyorum. 4. zincir boşluğunun içerisine sık iğne yaparak kapatıyorum. Bu şekilde bütün zincirimiz bitinceye kadar arkadaşlar kutularımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kutucuklarımı oluşturdum. 3 zincir çekiyorum ve modelimi çevirdim. İlk kutunun içerisine sık iğne yaparak kapattım ve burada küçük bir kutucuk elde ettim. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki kutucuğun içerisine bir ilmek aldım. İkisini birlikte ve ikisini birlikte alarak üçlü trabzan oluşturuyorum. Aynı şekilde yanına üçlü trabzan ve yanına üçlü trabzan. 3 zincir çekiyorum ve aynı kutunun içine kapattım. 3 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Aynı kutucuğun içerisine 3 adet daha üçlü trabzan. Ve bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak kapattım. Burada gördüğünüz gibi bir kelebek şeklinde böyle modelimiz oluştu. Üç adet zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine sık iğne ile kapatarak buraya küçük bir yuva oluşturdum. Tığımın başını doladım. Bir sonraki kutuya geçiyorum. Aynı şekilde 3 adet üçlü trabzan. Üç zincir çektim. Hemen dibine sık iğne yaparak kapattım. 3 zincir çekiyorum. Aynı kutucuğun içerisine 3 adet daha üçlü trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak kapattım. 3 adet zincir çektim.
Daha sonraki kutucuğa sık iğne yaparak kapattım ve araya küçük bir yuva oluşturdum. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Sonuna geldim ve buraya sık iğne yaparak kapattım. Arkadaşlar burada bir kutum fazla geldi. Bunu daha sonra burada makas yardımıyla kesebilirim. 3 zincir, hatta 4 çekelim. 4 zincir çektim ve modelimi çevirdim. Şuradaki bakın arkadaşlar bu kenarındaki zincirler var V şeklinde. Bu ilk zincir boşluğuna sık iğne yaparak kapattım. 4 zincir daha çektim. Diğer zincir boşluğuna kapattım. 4 zincir daha çektim. Bu aralara hatırlarsanız ilk sıramızda küçük yuvalar oluşturmuştuk. Tığımın başını doladım ve buraya beşli fıstık yapıyorum. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre bu fıstık sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Hepsini birlikte kapattım. 4 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Burada bakın V şeklinde zincirimiz var. İlk zincir boşluğuna sık iğne yaparak kapattım. Devam ediyorum. Aradaki küçük yuvaya 5 ilmek alarak beşli fıstık oluşturuyorum. Hepsini birlikte kapattım ve zincirimi çektim. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Ve sondayız. Sonunu da yapalım beraber. 4 zincir çektim. Zincir boşluğuna kapattım. 4 zincir çektim. Diğer zincir boşluğuna kapattım. Ve 4 zincir daha çekiyorum. Bu ilk başta bakın küçük bir yuvamız daha var. Oraya da aynı şekilde fıstığımızı yapıyorum. Ve kapattım. Böylelikle ikinci sıra modelimiz de oluşmuş oldu. 3 adet zincir çekerek modelimi çevirdim. İlk gelen boşluğun içerisine sık iğne yaparak kapattım ve buraya küçük bir yuva oluşturdum. Dönerken buraya aynı şekilde fıstığımızı yapabilelim diye. Tığımın başını doladım. Ortadaki yuvanın içerisine. 3 adet üçlü trabzan yapıyorum. Üç zincir çektim ve dibine kapattım. 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 adet üçlü trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak kapattım. Ve aşağıdaki kelebek görünümü yukarıya da yapmış olduk. Üstüne aynı hizada olacak. 3 zincir çekiyorum. Diğer boşluğun içerisine sık iğne yaparak kapatıyorum. Yani fıstığın üzerine ki buraya dönerken tekrar fıstığımızı yapabilelim. Tığımın başını doladım. Aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Buraya kelebeğimi oluşturacağım. Buraya fıstık yuvası. Aynı şekilde buraya kelebeğimi oluşturacağım. Evet arkadaşlar. Sonunda yaptık. Ve burada sonunda mutlaka şu zincir boşluğuna sık iğne yaparak kapatıyorum. 4 adet zincir çektim ve modelimi çevirdim.
Aynı şekilde şurada V şeklinde zincirim var. İlk zincir boşluğuna sık iğne yaparak kapattım. 4 zincir çektim. İkinci zincire V yapıp sık iğne yardımıyla kapattım ve 4 zincir çekerek bu aradaki yuvamıza beşli fıstığımızı yapıyoruz. Ve kapattık. 4 zincir çektim. Zincir boşluğuna kapattım. 4 zincir çektim. Buradaki zincir boşluğuna kapattım. 4 zincir çekerek yuvamın içine fıstığımı yapıyorum. Modelimiz 1. sırada kelebek şeklinde trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Şurayı 2. sıraya giderken de fıstıklarımızı yapıyoruz. Ve buradaki son küçük yuvanın içerisine de fıstığımı mutlaka yapıyorum. Ve kapattım. Evet arkadaşlar, dönüşünde gösterelim tekrar. 3 zincir çektim, döndüm. Hemen ilk boşluğun içerisine sık iğne yaparak kapatıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim bu boşluklara trabzanlarımı yaparak. Ve modelimiz ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Modelin anlaşıldığını düşünüyorum. Umarım sizler için de faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Videomu sonuna kadar izlediyseniz lütfen YouTube kanalıma abone olun ve videolarımı beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın arkadaşlar.